Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 10 Aralık 2022. Bugünkü yayınımızın konusu kimyasal silah kullanımı. Biliyorsunuz bu konu 2 aydır özellikle de gündemde ve dün yine gündeme geldi. Hulusi Akar Meclis Genel Kurulu'ndaydı. HDP milletvekilleri de orada bu konuyu gündeme getirdi. Savunma Bakanlığı bütçesi konuşuluyordu ve Hulusi Akar orada HDP'li milletvekillerinin bu konuya dair sorularına cevap verdi. Önce standart bazı cevaplar verdi. Sonra yeni sorular olunca, yeni açıklamalar olunca bu defa biraz sinirlendi ve ilginç açıklamalarda bulundu. Aslında Hulusi Akar'ın açıklamaları itiraf niteliğindeki açıklamalardır. Evet, biz yapmadık diyor. Evet, envanterimizde yok, biz üretmiyoruz, öyledir böyledir diyor. Ama öfkelendikçe de ağzındaki baklayı çıkarıyor. Yani Hulusi Akar'ın dünkü konuşmaları kimyasal silah kullandıklarına dair yeni delillerdir diyebiliriz. Niye? Çünkü bu açıklamaların cümle aralarına, bu açıklamaların detaylarına baktığımızda bunu görüyoruz, buna bakacağız. Ama dün de HPG'nin açıklaması oldu. Önce onu bir hatırlatalım. Ne olmuştu? Bu konuyu nasıl gündeme getirmişti HPG? HPG Basın İrtibat Merkezi dün, yani 9 Aralık itibariyle yaptığı açıklamada 20 kez daha kimyasal silah kullanıldığını, yani 9 ve 8 Aralık'ta 20 kez daha kimyasal silahlarla saldırı yapıldığını HPG duyurdu. Nerede? Zapın Çemçu alanında ve HPG açıklamasında bunlar çok detaylıca saat saat, yer yer, dakika dakika veriliyor ve diyor ki Türk ordusu son 24 saatte, yani dünden önceki 24 saatte 8 Aralık'ta, özellikle 8 Aralık sabah saat 10'da, yine saat 14.50'de, yine işte günün ilerleyen saatlerinde 8 Aralık günü 20 kez kimyasal silah kullanılmış. Yani ondan önceki süreçte de kullanılmıştı ve hatırlarsanız bu konu Ekim ayında daha çok gündeme geldi ve Ekim ayında iki gerillanın 18 günü, 18 Ekim günü iki gerillanın kimyasal silah saldırısına maruz kalan iki gerillanın son anlarına dair görüntüler yayınlanmıştı. Şimdi onu hatırlatacağız ama bir ne olmuştu? Dün Meclis Genel Kurulu'nda Hulusi Akar ne dedi? Niye bunlar itiraf niteliğinde? Ona bir bakalım. Dün Meclis Genel Kurulu'nda Savunma Bakanlığı'nın bütçesi konuşuluyordu ve Savunma Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken tabii ki Savunma Bakanı da oradaydı. Diğer bütün bakanlıklar gibi. Şimdi bakanlar orada olunca konuya dair tabii milletvekilleri işte o bakanlığın ilgi alanına dair şeyi konuşuyorlar. Yani soru soruyorlar, eleştiri yapıyorlar vesaire. Ve Hulusi Akar dün tabii şeye çıktı, meclis kürsüsüne çıktı. HDP Adana Milletvekili Tulay Hatimoğullarından sonra Tulay Hatimoğulları kimyasal silah kullanımına dair görüntüleri hatırlattı. 18 Ekim'de bahsettiğimiz görüntüler ve bunun araştırılması çağrısını yaptı. HDP daha önce de araştırılması çağrısı yaptı. Ama araştırma çağrısı yapılınca Ankara'dan acayip tepkiler oluyor. O biz böyleyiz, şöyleyiz falan. Ve Hulusi Akar sonra buna cevap verdi. Hulusi Akar diyor ki envanterimizde yok diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretilmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır diyor. Ve diyor ki işte envanterimizde yok, uluslararası hukuka kendi dikkat çekiyor. Kimyasala karşı mücadele örgütü vesaire bunlara dikkat çekiyor. Ve daha önce demişti ki biz Gare'de göz yaşartıcı bomba kullandık, gaz kullandık. Hulusi Akar, Şubat 2021'de. Ama kimyasal gaz kategorisine girdiği için, yani bu göz yaşartıcı şey gazla yasak, kimyasal gaz kategorisine gidiyor. Ve Hulusi Akar diyor ki diyor bu bunu diyor çarpıtmak diyor şeyi de diyor örgüt propagandasıdır diyor. Bu açıklama diyor çarpıtıldı, halbuki kendi konuşması var, muhtemelen önce şeyi düşünmemişti. Yani konu bu kadar gündeme gelir, aslında bu da yasaktır diye düşünmemiş olabilir. Orada 11 Aralık 2021'de Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ne demişti? Biz Gare'de göz yaşartıcı gaz kullandık demişti. Şimdi Akar tabii diyor ki bu diyor örgüt propagandası, zaten sıkıştıkları bütün konularda bu örgüt propagandasıdır diyerek içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ve işte
Diyor ki, diyor Hulusi Akar, diyor Federal Kürdistan bölgesine yönelik, yani şu anda Zap, Metin, Avaşin bölgesine yönelik saldırıları da Irak'la koordineli yapıldığını söylüyor. Irak, aslında Irak tarafı bunun bir egemenlik ihlali olduğunu söylüyor ama Hulusi Akar dünkü konuşmasında bunun Irak'la koordineli olduğunu söylüyor. Neyse, konumuz bu değil, konumuz kimyasal. Ve daha sonra Hulusi Akar'ın bu konuşmasından sonra HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan konuştu ve diyor ki, İşte diyor, bugün Rojava'da daha önce yapılan saldırılar, Güney Kürdistan'da bugün Rojava'da devam eden savaşta bahsediyor ve diyor ki, bak diyor, Öcalan'ın söyledikleri bu. Görüntüler var, fotoğraflar var, kimyasal silah ve yasaklı silahlardan bahsediliyor. Eğer bunların olmadığı iddia ediyorsanız, bir araştırmanın yapılması en doğru olanı değil midir? Araştırmadan bahsedilince neden bu kadar öfkeleniyorsunuz? Şebnem Korur Fincancı neden tutuklandı diye soruyor Ömer Öcalan. Ve tabii Hulusi Akar yine söz alıyor. Hulusi Akar diyor ki, kimyasal silah konusunda soruşturma, biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, kendi kendimizi değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz. Bak, tekrar ediyorum bunu. Diyor ki, egemen bir bağımsız devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, kendi kendimizi değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz. Ya, düşünebiliyor musunuz? Kendi kendini nasıl kontrol edeceksin? Yani sen çıkıp diyeceksin ki, ben kimyasal silah kullandım. Yani kendi kendini mi kontrol edeceksin? Ve zaten şeyin devamında konuşmasınız daha sonra Sarvan Oluç söz alıyor ve daha Türk ordusunun daha önce yaptığı katliamlara, saldırılara, benzer saldırılara dikkat çekiyor. Somut, kanıtlanmış saldırılara dikkat çekiyor. Ve bunun üzerine Hulusi Akar artık herhalde sıkışınca diyor ki, ben ilk kez burada söylüyorum. 24 Kasım'da ilk defa burada açıklıyoruz diyor, bak. Cümlenin girişi şu: 24 Kasım'da ilk defa burada açıklıyoruz. Heyet teşkil ettik. Heyet gitti, inceleme ve ölçümleri yaptı. Bunların hepsini derlediler, topladılar, getirdiler. Burada sağlık bakanlığına laboratuvara verdiler. Bunların hiçbirine kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde. Yani işte itiraf dediğim bu. Bak, konuşmanın bir yerinde diyor ki, diyor biz kapasiteye sahibiz, yani kendi kendimizi araştırma kapasitesine sahibiz. Ya, eğer siz diyorsunuz ki bizim envanterimizde kimyasal silah yok ama konu yine çok gündeme gelince acaba mi oldu ya, bir açık mı verdik diye bakalım diyorlar. Yani envanterinizde yoksa, askerlerinizde kimyasal silah yoksa, o zaman siz ZAP'a niye bir heyet gönderdiniz? 24 Kasım'da biz bir heyet teşkil ettik diyor. Yani heyet dedikleri de kendileri. Yani şu binbaşıya, yani demişler ki, git şu diğer binbaşının bak, icraatlarına bak, orada kimyasal silah kullanmış mı kullanmamış mı? Yani Türk ordusunu denetlemiş. Yani Türk ordusunun bir heyeti gidip ordunun şu diğer unsurlar burada kimyasal silah kullanmış mı diyecekler. Böyle bir rapor mu getirecekler? Diyelim ki böyle bulgulara ulaştılar. Bu bulguları getirip Sağlık Bakanlığı'na verirler. Sağlık Bakanlığı bu raporları açıklayış. Evet, vay be, bizim ordumuz kimyasal silah kullanmış meğer mi diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Ama burada kendilerinin de kimyasal silah kullanılmış olabileceğine dair şüpheye girdikleri için biz heyet oluşturduk, gönderdik demek zorunda kalıyorlar. Eğer sizin envanterinizde yoksa, eğer orada bulunan askerlerde kimyasal silah maddeleri bulunmuyorsa, o zaman sizin bir heyet teşkil etmenize de gerek yoktu ki. Yani demek kendi kendinizden şüpheleniyorsunuz. Yani kullanılma potansiyeli gördüğünüz için heyet teşkil etmişsiniz. Yoksa sadece işte iddialara cevap vermek için bir heyet oluşturulmaz. Şimdi heyetten kastedilen ne? Bağımsız bir heyet. Hekimler. Yani kim gitti oraya? Hangi hekim gitti? Hangi kimyasal silah uzmanı gitti? Hangi kuruluş gitti? Hangi hekimlerin denetiminde Sağlık Bakanlığı bunları inceledi? Bu soruların cevabı yok. Dolayısıyla bu soruların cevabı
da sorulunca, bu sorular sorulunca Hulusi Akar öfkeleniyor. Biz devletiz, biz şöyleyiz, böyleyiz, kimyasal silahtan bahsetmek örgüt propagandasıdır deyip işin içinden çıkıyor. Aslında dünkü bu konuşması kimyasal silah kullandıklarına dair bir itiraftır. Bağımsız bir heyetin gitmesini, elde edilen bulguların bağımsız heyetlerce incelenmesini engellenmek ve bunu bas bas bağırarak biz bunu engelliyoruz, başka bir heyet gitmez demek bir itiraftır. Kendine güvensizliktir, bir itiraftır ve üzerine kalkıp işte ne olur ne olmaz biz bir heyet gönderdik demek zaten kendi kendine şüphe düşürmektir. Ne olur ne olmaz diye biz işte oraya bir heyet gönderdik demek, oradaki askerlerimiz kullanılmış olabilirler de demektir. Dolayısıyla bunu zaten evet bunu şey için yapmışlar işte bu tür şeyle sorulara cevap vermek işte manipülasyon yapmak için. Bak biz gittik raporumuz da var ki raporu da açıklamıyor diyor. Bizim elimize rapor var. Rapor da gösterilmiyor. Dolayısıyla kendin çal, kendin oyna. Yani şu anda kimyasal silah konusunda Türk ordusunun yaptığı budur. Bu konu uluslararası platformlarda daha önce çok gündeme gelmişti. Öyle anlaşılıyor ki Ankara yönetimi, özellikle Hulusi Akar, Tayyip Erdoğan bu işten kurtulamayacaklar. Öyle veya böyle bu kimyasal silah meselesi onların siciline artık işlenmiş ve hesabı sorulacak gibi. Yani bundan kurtulamayacaklar. Ondan dolayıdır ki öfkeleniyorlar. Hulusi Akar dün çok öfkelenmişti, kızıyordu. İşte biz heyet oluşturuyoruz, işte biz egemen devletiz, işte biz şöyleyiz, örgüt propagandası yapıyorsunuz gibi. Her zaman yapılan, söylenen şeyleri söyledi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de bakalım ne olacak. Bu konuya dair gelişmeleri takip edip sizinle paylaşacağız. Şimdilik iyi günler.